Merhaba. Bir önceki derste proje yönetiminin temel kavramları ile ilgili konuşmuştuk. En son proje yaşam döngüsünde kalmıştık. Bu dersimizde de proje yönetim süreçlerine proje yaşam döngüsüyle devam edeceğiz. Proje yaşam döngüsü dediğimiz şey projenin aslında başlangıcından kapanışına kadar geçen tüm sürecin planlanması anlamına geliyor. Yönetilmesi anlamına geliyor. Temelde 5 aşamadan oluşuyor. Başlangıç, planlama, uygulama, kontrol ve kapanış aşamalarından oluşuyor. Şimdi burada doğrusal bir yapı olmadığına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü biz planlama aşamasından sonra uygulamaya geçtiğimizde uygulamanın belli dönemlerinde kontrollerimizi yapıyoruz. Ve bu kontrollere bağlı olarak geç halinde tekrar planlamaya dönerek düzenlemeler yapıp tekrar uygulama kontrol ve her şey yolundaysa kapanışa kadar devam ediyoruz. Başlangıç aşaması bizim ilk aşamamız proje sürecinde. Peki biz başlangıç aşamasında aslında ne yapıyoruz? Başlangıç aşaması projenin fikir olarak ortaya çıktığı ilk aşama. Peki fikir olarak ortaya çıkmış olması bunun hemen planlama aşamasına geçmemiz anlamına mı geliyor? Hayır. Çünkü başlangıç aşamasında birçok proje fikri eleniyor. Gerçekten yapılmaya değer olanları biz bir sonraki aşamaya geçiriyoruz. Burada aslında ekip olarak beyin takımı, beyin takımının yapmış olduğu uzun soluklu tartışmaların sonucunda aslında proje fikri olgunlaşıyor. Ve bu aşamada her ne kadar detaylı analizlere dayanmasa da ortaya atılan proje fikrine ilişkin, işte kabaca maliyetler, neler yapılacağı, ne kadar süreceğine ilişkin tahminlerde de bulunuluyor. Ve buna bağlı olarak da aslında ortaya atılan proje fikirleri içerisinden gerçekten yapılmaya değer olanlar belirleniyor. Burada aslında biz projelerin fikirlerini oluştururken farklı kaynaklardan besleniyoruz. İşte bazen piyasa talepleri bizim yeni bir proje fikri oluşturmamızı sağlıyor. Bazen işte politika değişiklikleri buna neden olabiliyor. Bazen bizim kendi gözlemlediğimiz ihtiyaçlar bir proje yapmamızı sağlıyor. İşte sosyal ihtiyaçlar olabiliyor, yasal zorunluluklar olabiliyor. Ya da işte üst yönetim tarafından gelen bazı talepler söz konusu olabiliyor. Bunlar bizim proje fikri oluşturmamız noktasında yön veriyor. Şimdi aslında projenin başlangıç aşamasında biz proje fikrini olgunlaştırdıktan sonra planlama aşamasına geçiyoruz. Ama bu aşama bu fikrin aslında üst yönetim tarafından da kabul edilmesini gerektiren bir aşama. Dolayısıyla biz bu aşamaya projenin yetkilendirme aşaması diyoruz. Üst yönetim tarafından genel kapsam ve içerik mutlaka onaylanıyor ve tüm iletişim süreçleri bu aşamada tamamlanıyor. Siz olun, üst yönetim tarafından onaylanmamış bir proje fikrini, yani başlangıç aşamasında ortaya çıkan fikir için planlama aşamasına geçmeyin. Çünkü planlama aşaması çok uzun soluklu işleri yürüttüğümüz kısım. Başlangıç aşamasının sonunda aslında üst yönetimi ikna etmek ya da proje fikrini netleştirmek ve onlardan onay almak için bir rapor hazırlıyoruz. Buna başlangıç raporu diyebiliriz. Burada işte üst yönetim özetimiz var. Burada projenin genel bir bakış söz konusu. Projede biz ne gerçekleştirmek istiyoruz? Projenin hedefleri neler? Projenin kapsamında ben neler gerçekleştireceğim? Kapsam içi ve kapsam dışı konular neler olacak? Bu proje fikrine ilişkin tahmini, emek, zaman, maliyet ne olacak? Yani ne kadar sürede tamamlanacak, ne kadar bütçe ayırmam gerekiyor, hangi kaynakları bu projeye kaydırmam gerekiyor? Bunu tahmini olarak ortaya koyuyoruz. Projenin başlaması için gerekli olan ön şartlar, varsayımlar neler? Projede karşılaşabileceğimiz olası riskler neler? İşte projede kullanacağım temel yaklaşım ne? Örgüt yapısı ne? Ben hangi birimlerden kişilerle çalışmak durumundayım süreçte? Bunların hepsini tanımladığımız bir rapor hazırlıyoruz. Ve bu raporu üst yönetime sunuyoruz. Onların oluru olmadan da bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
aldık. Geçtik ikinci aşamamıza, yani planlama aşaması. Planlama aşaması, proje yönetim süreçlerinin kalbi. Biz planlamayı ne kadar doğru hazırlarsak, sonrasında uygulama süreçleri ve kontrol süreçleri sıkıntısız bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla aslında biz projede gerçekleştireceğimiz, aklınıza gelen gelmeyen her şeyi bu aşamada şekillendirmek durumundayız. Her türlü planlamayı biz ayrıntısıyla artık burada yapıyoruz. Proje fikrini detaylandırıyoruz. Hedeflerimizi, işte yapılacak olan işleri, bütün ayrıntılarıyla planlıyoruz. Tüm faaliyetleri burada yazıyoruz. Faaliyetlerin sürelerini belirliyoruz. Faaliyetlerin bütçelerini ortaya koyuyoruz. Yani proje içinde yapılması gereken her şeyi burada detaylandırıyoruz. Peki neden önemli planlama? Biz planlamayı gerçekleştirdiğimizde aslında projenin bütününü çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kaynakları ne zaman ve nasıl kullanacağımızı net bir şekilde görüyoruz. İşlerin birbiriyle ilişkisini ortaya koyabiliyoruz. Yani işlerin birbiriyle ilişkisinden kastettiğim şu, şimdi öyle işler vardır ki bir kısmı birbiriyle paralel gider, eş zamanlı olarak devam eder. Bazı işler vardır, biri bittikten sonra diğeri başlar. Ya da bazı işler vardır, ikisinin aynı anda bitmesi gerekir. İşte bu işler arasındaki ilişkileri de biz burada net bir şekilde tanımlıyoruz ki bunu tanımlamadığımızda zaten sonraki aşamada projenin başlangıç bitişini belirleme şansımız da olmayacak. Planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetler arasında karşılaştırma yapma, gerekli düzeltmeleri önceden yapabilme imkanı sağlıyor bize planlama. Ve biz planlamayla birlikte proje sürecinde ihtiyaç duyacağımız kaynak, zaman ve maliyetin ne olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi planlama aşamasında ilk yapmamız gereken şey iş paketlerini ve iş kırılım yapısını aslında oluşturmak. Bizim ana hedeflerimiz belli. Artık bu ana hedefleri detaylandırmaya başlıyoruz. Projede yapılacak olan işleri listeliyoruz. Bunları listelerken belli bir tabii ki hiyerarşi içerisinde, mantık silsilesi içerisinde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kendi içerisinde bir bütün oluşturan işler aslında bir iş paketi. Biz bu iş paketlerini ve onun altında gerçekleştirecek olan işleri çok detaylı bir şekilde hazırlamamız gerekecek burada. Ve bu iş kırılım yapısını oluştururken biz yani bazen yapılacak işleri baz alıyoruz, bazen de işi yapacak birimleri baz alıyoruz. Ama ağırlıklı olarak işleri baz alarak aslında biz iş kırılım yapısını ortaya çıkartıyoruz. Şimdi iş kırılım yapısında aslında yapmaya çalıştığımız şey burada da gördüğünüz gibi işleri aslında alt dallara ayırmaya çalışıyoruz. En yapılacak olan en küçük işe kadar. Bu iş kırılım yapısı ne kadar detaylı hazırlanırsa sonraki süreçte işimiz o kadar kolaylaşmış olacak. İş kırılım yapısıyla birlikte aslında biz görev yapacak olan kişilerin sorumluluklarının neler olduğunu daha rahat görmesini sağlıyoruz. Kimin üzerinde hangi iş yükünün olduğu çok daha net ortaya çıkmış oluyor. Bir sonraki aşamada oluşturacağımız işte süreler, maliyetler için temel teşkil etmiş oluyor. Dolayısıyla bizim ilk yapacağımız planlama aşamasında iş kırılım yapısını detaylı bir şekilde hazırlamak olmalı. Şimdi burada örnek bir iş kırılım yapısı var. Bu çok temel düzeyde hazırlanmış bir iş kırılım yapısı. Biz bu iş kırılım yapısıyla yola devam edersek sonraki süreçlerde sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü baktığımızda aslında ana iş paketleri ve onun altında yine neredeyse alt iş paketi olabilecek büyüklükte işler var. Bunları da ayrıntılandırmamız lazım. Mesela işte PC'ler için parça satın alma dediğimizde bunun altında çok ciddi tedarik süreçleri var. Bunların ayrıntılı olarak mutlaka tanımlanması lazım. İşte sistem tasarımı dediğimiz şey başlı başına bir proje neredeyse. Dolayısıyla bunların her birini tek tek alt dallara ayrılarak detaylandırılması gerekiyor. İş kırılım yapımızı oluşturdu.
bir sonraki aşama sürelerin belirlenmesi. Burada yaptığımız işlem şu, bir önceki aşamada ortaya koymuş olduğumuz işler bazında bu işlerin süresini belirliyoruz. Bunu mümkünse her bir faaliyet bazında yapıyoruz. Ve bunu gerçekleştirirken o işi yapacak olan kişilerle konuşarak bunu yapmakta fayda var. Tabii ki burada hem projede çalışanların hem de projede yöneticisinin deneyimi çok önemli. Benzer projeler yaptıysa bu sürelerin tahminiyle ilgili çok sıkıntı yaşanacak. Ama ilk kez yaptığımız işlerde süreleri belirlerken bazen sapmalar söz konusu olabiliyor. Süreleri belirlenen faaliyetleri takvim üzerine yerleştiriyoruz. Hepiniz duymuşsunuzdur aslında Gantt tablosu dediğimiz tabloları. Bunun üzerinde takvime yerleştiriyoruz. Yapılacak olan faaliyetlerin sırasını aslında, süreyle birlikte sırasının da netleşmiş olması gerekiyor. Biraz önce bahsetmiştim, hangisi önce başlayacak, eş zamanlı mı gidecek, aynı anda mı bitecek. Bunları belirleyerek takvim üzerinde bunları yerleştiriyoruz. Sonraki aşamada artık bu işleri kimler yapacak? Bunları da takvim üzerinde oluşturduğumuz her bir işin yanına yazıyoruz. Böylece aslında genel yapı yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Ardından maliyetlerin belirlenmesine geldik. Biz maliyetleri belirlerken farklı yöntemler kullanabiliriz. Süreleri belirlerken nasıl faaliyet bazında aslında gerçekleştirdiyse maliyette de benzer bir yol izleyebiliriz. Aşağıdan yukarıya maliyet tahmini dediğimiz işlem bu. Her bir faaliyet bazında maliyetleri belirleyerek toplam maliyete ulaşmak. Ama bunun avantaj ve dezavantajları var tabii ki. Aşağıdan yukarıya maliyet tahmini yaptığımızda daha yüksek doğruluğumuz söz konusu. Proje ekibi kendisi belirlediği için maliyetlerini işi daha fazla sahipleniyor. Ama projenin detaylı bir şekilde tabii ki hazırlanmış olması gerekiyor. Ve detaylı işlemler sonucunda gerçekleştirildiği için de kontrol sürecini aslında temel teşkil ediyor. Olumsuz yanlarına baktığımızda, şimdi tahmin çalışması her bir faaliyet bazında yapıldığını düşünün. Çok büyük bir proje, belki binlerce faaliyetten bahsediyoruz. Bu durumda zaman ve maliyet gerektirmesi bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Proje ekibindeki bireylerin yapacağı işe ilişkin maliyetleri onlardan istediğimizde bazı eklemeler yapmaları söz konusu. Normalde 10 liraya yapılacak bir iş, işte 15 liraya yapılacağını söylemesi gibi. Projenin mutlaka tanımlanmış ve anlaşılmış olması gerekiyor. Ekip içerisinde pastadan pay kapma yarışı olabiliyor. Maliyetleri belirlerken kullanabileceğimiz bir diğer yöntem de yukarıdan aşağıya maliyet tahmini. Burada da toplam maliyet belirleniyor. Bu toplam maliyeti iş paketlerine ve yapılacak olan işlere dağıtıyoruz. Burada aslında bu toplam miktarı belirten tabii ki sponsor ya üst yönetim. Dolayısıyla aslında üst yönetimin projeye ilişkin bakış açısını da yansıtmış oluyor. Ne kadar kıymet verdiğini belirlemiş olduğu bütçeyle. Hazırlanması daha kolay tabii ki. Faaliyetleri belirlemek şart değil, toplam bir bütçe üzerinden ilerlendiği için. Hazırlanması daha az maliyetli. Üst yönetimin beklentilerini yansıtıyor ve genel maliyetleri kapsıyor. Dolayısıyla maliyetten aslında sapmalar söz konusu olabilir. O da dezavantajları arasında. İşte düşük doğruluk düzeyi, projeyle ilgili sınırlı bilgiye dayanıyor olması bizi ilerleyen aşamalarda sıkıntıya sokabilir. Doğruluk düzeyinin yükselebilmesi için biraz önce de konuştuk, proje yöneticisinin, üst yönetimin ve çalışanların daha önce benzer projeler yapmış ve bu konuda tecrübesi olması gerekiyor ki doğru bir tahmin de bulunabilelim. Pastanın büyüklüğü hiçbir şekilde bilinmez. Artı projede belirsizlikler fazlaysa bu da karşımıza bir dezavantaj olarak çıkar. Bu tür projelerde bu yöntemi kesinlikle kullanmamak gerekir. Bir de karma aslında maliyet tahmin sürecimiz var. Karma maliyet tahmin sürecinde biraz önce konuştuğumuz her iki yöntemi de aslında birlikte kullanıyoruz. Üst yönetim bize bir toplam bütçe belirtiyor. Biz aşağıdan yukarıya bir
alanlarla ilgili değişiklik yapacağız. Ama bu süreçler planlama aşamasında netleşiyor. Daha uygulamaya geçmedi. Burası planlama yaptığımız aşama olduğu için daha esneyiz. Peki karma maliyet tahmininin avantajı ne? Aslında her iki tarafın katılımıyla gerçekleştiriyor olması, her iki tarafın da işi sahiplenmesi anlamına geliyor. Doğruluk düzeyi de aslında daha da pozitif anlamda etkileniyor. Çünkü hem yöneticiliği belirliyor hem de çalışanlar tarafından iş bazında belirlendiği için eklemeler yapma durumu çok fazla söz konusu olmuyor. Çünkü maliyet yükseldiğinde üst yönetimin ortaya koyduğu bütçeyi aşma durumu söz konusu olabileceği için. Şimdi planlama aşamasını şöyle hızlıca bir özetleyecek olursak ne yaptık? Önce iş kırılım yapımızı detaylı bir şekilde oluşturduk. Sonra faaliyetleri belli bir sıraya koyduk, sürelerini belirledik. Kaynakları da burada mutlaka üstlerine yazacağız. Takvime yerleştirdik. Maliyetleri belirledik her bir iş bazında. Ve en son aslında projenin genel yapısı ortaya çıkmış oldu. Burada biz hangi zamanda ne kadar para harcayacağımızı ve bu işlerin kimler tarafından yapılacağını artık görebiliyoruz. Şimdi planlama aşamasında gerçekleştirdiğimiz bir diğer işlem de risklerin planlanması aslında. Risk dediğimiz şey kaybetme olasılığı ya da zarara uğrama tehlikesi. Proje sürecinde önceden belirlenmiş olan amaçlardan sapma aslında. Bir anlamda projenin başarısızlığa uğrama durumu. Peki risk dediğimiz şey nereden kaynaklanabilir? Bazen belirlemiş olduğumuz bütçeden çok ciddi sapmalar olabilir. Bu bir risktir. İşte mesela dolar ya da euro ile alıp satım yapıyorsak dolar ve euronun ani inmesi ve çıkması bir risktir. Kaynakların projeden ayrılma ihtimali bizim için bir risk olabilir. Tedarikçi süreçleriyle ilgili yaşadığımız sorunlar bizim için risk olabilir. İşte bizim bu riskleri de önceden öngörmemiz ve gerekli planlamaları yapmamız gerekecek. Şimdi risk analizinde öncelikle biz riskleri belirleyeceğiz. Bu riskleri belirledikten sonra riskleri inceleyeceğiz. Çünkü belki yüzlerce risk var. Peki bu yüzlerce riskin hepsiyle ilgili işlem mi yapacağız? Önce bir inceleyeceğiz. Gerçekten bunlar benim projemi ne kadar etkiliyor? Ya da karşılaşma olasılığım ne kadar? Eğer benim karşılaşma olasılığım çok düşük bir riskten bahsediyorsam ve bunun etkisi de çok düşük olacaksa belki onu görmezden geleceğim. Sonra bu riskleri işte bu bakış açısıyla önceliklendireceğim. Sonra bu her bir risk için bir hareket planı belirleyeceğim. Ne yapacağım ben bu riskle? Ve bu planların izlenmesi. Peki bu hareket planının oluşturulmasında ben nasıl bir riske tepki planlaması gerçekleştireceğim? Birinci yolum riskten kaçınmak olabilir. Ne demek riskten kaçınmak? Bir riskin etkilerini gidermek için risk içeren faaliyetleri proje kapsamından çıkarabilirim. İkincisi riski kabul edebilirim. Yani ben bu riskle karşılaştığımda oluşabilecek sonuçlara razıyım diyebilirsiniz. Riski transfer edebilirsiniz. Riskin sonuç ve sorumluluk yönetiminin üçüncü tarafa devredilmesi. Bir anlamda yani sigorta yapılması. Riski azaltma yoluna gidebilirsiniz. Yani risk içeren faaliyetlerle ilgili riski azaltacak önlemler alabilirsiniz. Böylece aslında biz planlama aşamasında hemen hemen düşünmemiz gereken her şeyi düşünerek planlamamızı gerçekleştirdik. Ve bunun sonunda da gene başlangıç aşamasında olduğu gibi bir planlama raporu hazırlıyoruz. Bu planlama raporunda üzerinde çalıştığımız her detayın mutlaka yer alması gerekiyor. İşte projenin iş tanımının ne olduğu, projede çalışacak olan kişilerin kimler olduğu, bunların nasıl bir hiyerarşi içerisinde çalışacakları, nasıl bir proje yönetim süreci izleyeceğimiz, iş kırılım yapısı, uygulama takvimi, kritik
sahibinin kim olduğu, işte kalite planı, kapsam planı, ilave dokümanlar, yani tedarik süreciyle ilgili eğer çeşitli dokümanlarımız vesaire varsa, yani bu planlama sürecinde gerçekleştirdiğimiz her şeyi içeren ve proje uygulama aşamasından önce temel teşkil edilecek bir rapor hazırlayacağız. Yine bu raporun üst yönetim tarafından mutlaka onaylanması lazım. Bunun nedeni şu, artık bizim projemizin süresi çok net, bütçesi çok net, kullanacağımız kaynaklar belli. Gerçekten üst yönetim bunları ayıracak mı, ayırmayacak mı? Uygulama aşamasına geçeceğiz. Onun için mutlaka yine üst yönetimden olur almamız gerekecek. Geldik uygulama aşamasına. Uygulama aşaması aslında işin en kolay yanı diyeceğim. Çünkü artık eğer planlamada siz her şeyi gerçekleştirdiyseniz, planladıysanız burada artık onları gerçekleştirmek söz konusu. Artık biz proje planını uygulamaya odaklanıyoruz burada. Burada yapılan şey aslında proje yöneticisi tarafından tanımlanan görevlerin ekip üyeleri tarafından en doğru şekilde yapılması. Burada yapılacak şey gerçekleştirilen işlerin izlenmesi, gerçekten doğru zamanda yapılıp yapılmadığını takip edilmesi gerekiyor. İletişim ve bilgi paylaşım ekip üyeleri arasında çok önemli. Şimdi genelde projeler yüksek motivasyonla başlıyor ama sonrasında yavaş yavaş motivasyon düşebiliyor. İşte bu noktada proje yöneticisi ekip üyeleriyle kurum içi ya da kurum dışında farklı etkinliklerle onların motivasyonlarını artırma gibi de bir sorumluluğu var aslında. Çünkü biz onları ne kadar motive edersek proje yöneticileri olarak onlar işte o kadar sağlıklı ve düzgün bir şekilde yürütecekler. Burada eğer ekibi biz proje yönetim kültürüne uygun kişilerden seçtiysek zaten herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Ama daha önce benzer projelerde çalışmadılar. İlk başta belki bazı problemler olabilir. İşte bu problemlerin üstesinden gelecek olan kişi de yine proje yöneticisidir. Kontrol aşamasına geldiğimizde artık burada yapmaya çalıştığımız şey aslında uygulama sürecinde yaşanan problemleri ortaya çıkarmak ve buna ilişkin de planlamaya dönüp gerekli düzenlemeleri yapmak. Proje kapsamındaki ilerleme, değişiklik izleme, ölçüm yöntemleri, çeşitli yöntemler kullanarak aslında herhangi bir sapma olup olmadığını plandan ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu ortaya çıkartırken işte maliyetlere ilişkin kontrol yapabiliyoruz, performansa ilişkin yapabiliyoruz ya da kazanılan değer yönetimi yöntemini kullanarak her ikisini birlikte karşılaştırıyoruz ve istenilen işler, istenilen zamanda, istenilen maliyetler dahilinde gerçekleştiriliyor mu istenilen sürede? Bunu belirliyoruz. Duruma göre de gerekli düzenlemeleri yapmak üzere planlamaya geri dönüyoruz. Ve son aşamaya geldiğimizdeki kapanış aşaması, burada artık biz her şeyi bitirdik. İstenilen ürün, hizmet ve sonuç ortaya çıktı. Bir idari kapanış, bir de sözleşme kapanışı yapıyoruz. İdari kapanışta artık, idari kapanış biraz daha proje çalışanları tarafı. Projenin sonuç ve başarılarının raporlaştırıldığı, işte sunumlar hazırlıyoruz. Kazandığımız deneyimleri dokümante ediyoruz. Tüm kaynakları serbest bırakıyoruz. Sözleşme kapanışında ise anlaşmayı, tüm şartları ile artık gerçekleştirdik. Ürün ve hizmeti devrediyoruz ve her şeyi artık bitirmiş oluyoruz. Burada biz proje yönetim süreçlerini tamamladık.